Merhaba, bugün Denizli'de FPK sistemiyle ev sahibi olan Maden ailesinin yanına geldik. Onların Fuzulev'le tanışma hikayelerini kendilerinden dinleyeceğiz. Fuzulev'le nasıl tanıştınız? Fuzulev'e tabii birkaç arkadaşın tavsiyesiyle beraber oturarak, istişare ederek tanıştık. Ama ben tabii sistemi yakından takip ediyordum, biliyordum. Tabii birkaç başka firmalarla görüşmem olmuştu. O şekilde en güzel, en uygun şekilde Fuzulev olarak bize o sunmuş olduğu o tablodan dolayı biz de girmiş bulunmakta olduk. Ve çok güzel oldu bizim için. Memnun kaldık. Ve bize ilk ayda girdiğimiz 29 Ağustos'ta girmiştik. Ve 5 Eylül'de de bize kısa zamanda da çıktı. Tabii çok şaşırdık. Bizim için beklenmeyen bir umuttu, hayaldi. Ama gerçekleştiği için çok güzel oldu. Fuzulev ailesine ve çalışanlarına ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Fuzulev sisteminin sizin için çekici kılan en önemli özellik neydi? Tabii ki çalışanları güler yüzlü olması ve bize bu her konuda yardımcı olmaları ve de güç olan bir şeyde erken teslim olduğu için bizi tabii daha ayrı sevindirdi ve o şekilde bizi cazip kıldı. Çekilişin ilk ay size çıktığını öğrendiğinde ne hissettiniz? Çekilişi izliyor muydunuz? Arkadaşlar mı size haber verdiler? Yayın kesildi. İzliyordum ben, hatta 80. gruba geldi. Tam bizim gruptayız. Yayın kesildi. Sonra sonradan ilave paylaşım oluyordu. Son eşim işten gelmişti. Bir daha izleyelim dedi. Tam açtık, izliyoruz. Bu benimle dalga geçti. Betül Maden, Betül Maden diye. Ondan sonra... İnanamadık, tekrar izledik hatta. Öyle. Ne hissettiniz, siz ne hissettiniz o an? Ben tabii ki işten geldiğimde eşim izliyormuş hala. Ben hatta böyle saat 5'i falan buldu. Biz dedik hala çıkmadı herhalde. Ondan sonra ben de bir bakayım dedim. Ben de baktım. Tabii yayın kesilmiş. Hatta ben şubemizi aradım. Onlar tabii canlı yayında biraz... aksaklıklar olabilir, tekrar yayınlanabilir dediler. Ve akabinde de yayınlandı ve hatta ben eşim dediği gibi biraz dalga geçiyordum. Hani ilk ay ve daha yeniyiz. Dedim ki bu bize çıkmaz, şey yapma dedim. Ve bir baktık bunu der demez hemen bizim ismimiz okundu. Efendim şaşırdık, ben eşime bakıyorum, eşim bana bakıyor. Eşim bir ayrı odaya gidiyor, ben bir ayrı odaya gidiyorum. Şaşırdık, sonra inanamadık, hatta kimseye söylemeyelim dedik. Hatta şubemizi aradık, böyle böyle bize çıktı. Onlar da evet çıktığını söyledi, onlar da bizi sevindirdi. Ve bu şekilde çıktı, ayrı bir sevinç yaşadık. Kira öder gibi ev sahibi olduk. Yani çocuğumuzun nasibine diyelim artık, o şekilde oldu. Fuzulev'le tanışmasaydınız, ev alma gibi bir planınız var mıydı ya da nasıl alabilirdiniz? Çok araştırıyorduk ama asla ev alamazdık. Yani böyle bir şey mutlaka bizim için olmalıydı, vardı da. Geç karar verdik. Hatta çok araştırdık ama nasip Fuzulev'eymiş ve girdik. Peki şimdi şey diyor musunuz? Keşke Fuzulev sistemini daha önce tanısaydık, daha önce girseydik. Tabii keşke, yani daha önce, yani şu an değil de daha önce keşke 2 sene önce girseydik. Evimizi daha erken alabilirdik diye düşünüyorum. Yani herkesin buraya girmesini, en azından bir istişare etmesini, Fuzulev ailesine en azından bir oturup bir çay içmelerini ben istiyorum. Yani çevremizdeki insanlara da bunu söylüyorum. Herkes en azından bir bilgi almak için de başvuru yapabilir. Çünkü oradaki çalışanlar güler yüzlülüğü ve vermiş olduğu bilgi bunları çok iyi etkiliyorlar. Ve de dediğimiz gibi faizsiz bir şekilde ev sahibi oluyoruz. Yani bizler hani bir çalışan grubu olarak hani imkansız olan bir şey. Yani bu şekilde biz bu ev sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. Çok güzel oldu yani. Peki siz ev sahibi olduktan sonra illaki çevreniz, eşiniz, dostunuz, ahbabınız size soruyordur. İşte sen nasıl bu sisteme girdin, ilk ay evini aldın, yani bizi de bu sisteme anlat, bizi de bu sistemin içine sok diyenler oluyordur. Siz onlara ne anlatıyorsunuz? Nasıl onları yönlendiriyorsunuz? Tabii ki yani bize çıktığında arkadaşlarımız, ailemiz çok şaşırdı. Biz biraz da şöyle oldu tabii ki, kimseye söylemeden... İlk etapta biraz kendimiz eşimle beraber girdik ve sonra bu olunca herkes duyunca şaşırdı. Ya nasıl inandın, nasıl girdin, nasıl yapabildin, yani ya bir şey olsaydı, ya şöyle olsaydı, nasıl güvendiniz diyerek bize bunları söylediler.
Ve biz de yani güvendik çünkü herkesin aldığına şahit oluyorduk, görüyorduk. Hatta bizzat benim bir arkadaşım da almıştı. Zaten etkilenmemin sebebi kendisidir. Ve o şekilde biz karar verdik. Fuzulev'e giderek oradaki çalışanlardan bilgi alarak o şekilde girdik. Ve inanılmaz bir şekilde de işte dediğim gibi yani 30 Ağustos'ta girdik, 5 Eylül'de çıktı. Bunu deseniz ki herkes gülerdi ama bu gerçekleşti, oldu. Çok güzel oldu. Hayırlı olsun tekrardan. Fuzulev'in biliyorsunuz bir sürü organizasyonu oluyor. Büyük bir aile Fuzulev. Siz organizasyonlara katılıyor musunuz? Biraz organizasyonlardan bahseder misiniz? Tabii ki katılıyoruz. Hatta biz çıktıktan sonra ilk yaz şenlikleri vardı. Buradan Yusuf Bey, Fuzulev Deniz Şube Müdürü bizi bu organizasyona davet etti. Yani orada bile çok etkilendik. Yani yapılan istişareler, çocuklara oyun programları ve güzel bir şekilde oldu ve programlar devam ediyor ve katılıyoruz. Tavsiye ediyoruz. Arkadaşlarımızı da bunlara davet ediyoruz. Tabii ki çok güzel oluyor. Bir anne olarak, bir ev hanımı olarak siz kendi evinizin olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel bir duygu. Çocuklarımın geleceği için en başta. Ve hamileyken bize çıkması özellikle çocuğun bereket olduğunu bir kere daha kanıtlamış oldu. Yani böyle. Sizin vesilenizle sisteme dahil olan, size bu sistemi soran kimse var mı? Tabii ki var. Akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan, iş yerimizden soranlar var. Hatta görüşenler de var, gidenler de var. Tabii ki şu kılıyor. Yani en kısa sürede çıktığı için, 5 gün dedim ya, 5 gün sürede çıktığı için bunu duyan kişi hatta şaşırıyor, bir gülüyor ve sonra diyor ki ya beraber gidelim istersen, istersen sen görüş ver diye böyle söylüyorlar. Ben anlatıyorum tabii bildiklerimi ama en güzel yeri Denizli Şubesi'ndeki Fuzulev ailesinden ve oradaki çalışan ekipten duyacağınızı ve oradaki size bizzat yardımcı olacaklarını söylüyorum. Gidiyorlar, hatta katılan arkadaşlarımız da var bu şekilde. Yani bu şekilde katılan arkadaşlarımız da inşallah onlara da en kısa zamanda çıkar diye umuyorum. Son olarak buradan Fuzulev çalışanlarına, Fuzulev yöneticilerine, İstanbul'daki genel merkezdeki yöneticilere ve Fuzulev'i kuranlara bir mesaj iletseydiniz bu ne olurdu? Başta Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal ve bu sistemi kuran, bu sisteme sahip olan her kişilere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Başta dediğimiz gibi faizsiz bir sistem, çok güzel bir sistem. Allah herkese nasip etsin diliyoruz. Biz hayırlı olsun diyoruz o zaman sizlere. Teşekkür ederiz.